Değerli izleyiciler, bu programı her salı günü bu saatte yapmadan önce yolda radyo dinliyorum. Bir gün öncesinden de Türkiye'nin gündemini bir gözden geçiriyorum. Çünkü Türkiye'de gündem hemen hemen her hafta farklı bir noktaya odaklanıyor. Çünkü biz burada bir program yapıyoruz. Halkımıza bir takım mesajlar vermeye çalışıyoruz. Bu bir sıradan program olmasın. Böyle ucuz laf ürettiğimiz bir program olmasın. Çünkü tek başıma yapıyorum, tek başıma anlatıyorum diye gündemi de takip etmek zorunda hissediyorum. Çünkü programın izlenebilirliği çok önemli. Bugün tabii ki yolda gelirken Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılını kutluyoruz. Her şeyden önce bütün yurttaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nın kutlu olmasını. Ancak ben bu sözleri söylerken içimde bir burukluk hissediyorum. Sene 1973, ben Amerika Birleşik Devletleri'ne NASA'nın davetlisi olarak, bir Türk bilim adamı olarak davet edilmişim, gitmişim. Cumhuriyet'in 50. yılını kutluyoruz. Kafamda hep Türkiye var. Yani ben Amerika'ya geldim, burada ileri düzeyde araştırma yapacağım. Dünyanın göz bebeği olan NASA. NASA o zaman dünyada daha da büyük önem taşıyordu. Çünkü uzay teknolojilerinin ilk çıkması, Ay'a ilk adım atılması filan bunlar çok dünyanın gündemindeydi. Çok şerefli bir görevle gittim ve Cumhuriyet'in 50. yılını Amerika Birleşik Devletleri'nde küçük bir Türk topluluğuyla kutladık. O zaman ben hayallerimi hatırlıyorum. Cumhuriyet'in inşallah dedik 100. yılını görürüz. 100. yılda da Amerika Birleşik Devletleri dahil Atatürk'ün bize bırakmış olduğu miras çağdaş ülkelerin önüne geçmek. Yani biz Cumhuriyet'in 50. yılını Amerika Birleşik Devletleri'ne davet edilmiş bir bilim adamı olarak gittiğimizde kafamızdaki hedef biz bu ülkeye bilimle, akılla öyle hizmet edelim ki Türkiye'yi 100. yılda bütün dünyanın önüne taşıyalım. Çünkü bu bir manevi miras. Bu cumhuriyeti kuran irade, Mustafa Kemal Atatürk'ün iradesi, bu ülkeye yansıttığı yenilikler, teknoloji ve hayatta en hakiki yol gösteren ilimdir sözüyle akıl ve ilimi, bilimi öne çıkartarak hareket etmeye karar vermiştik. Aradan 50 yıl geçmiş. Şimdi biraz böyle müstehzi, daha doğrusu yeni tabirle alay eder gibi konuşuyorum sanki. Suratımı buruşturarak konuşuyorum ama gerçekten üzgünüm. Cumhuriyet'in 101. yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türkiye'de yaşayan bütün insanların, bütün yurttaşlarımızın içine düştüğü durum bu olmamalıydı. Hiçbir zaman ben bunun bu noktaya geleceğini düşünerek çalışmadım. 50 senedir bu ülke için çalışıyorum, 60 senedir belki. Ama hiç böyle bir noktada 100. yılı, 101. yılı kutlayacağımızı düşünmemiştim. Çünkü 100. yıl bir hedefti. Şimdi tabii yeni hedefler koyabiliriz. İşte 2051, 2071 falan gibi Türklere yakışan, Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışan hedefler koyabiliriz ama 100. yıl güzel bir hedefti. O hedeflere maalesef ulaşamadık. Bunların nedenlerini bu programda size sık sık anlatıyorum. Bugün gündem terör nasıl önlenecek? Terörün önlenmesi için Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya attığı sürpriz bir çıkış. Bununla bütün Türkiye sarsılıyor. Böyle garip garip olaylar yaşanıyor Türkiye'de. Yani tutarsızlık, istikrarsızlık sadece ülkenin gelişmesinde, kalkınmasında değil, siyasetten kaynaklanıyor. Dün böyle, bugün böyle, yarın öyle. Yani bu kadar sık söylem değiştiren, bu bir stratejiye dayalı olur, halka açıklanır. Denir ki dünya konjonktüründe gelişmeler böyle gelişti. Biz de ülke yararına şunu yapmak durumundayız. Ya insana sorarlar aklınız neredeydi diye. Sırf kuru kuruya siyaset yapmak adına bu tür kavramları kullanmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Hepimiz biliyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri'nin 21. yüzyıl projesi, yani klasik tabiriyle BOP, Büyük Orta Doğu Projesi. Ben 2005'ten beri bu televizyonlarda, daha önce ITV'de, şimdi burada anlatıp duruyorum. Bu projenin
temel ipuçları kamuoyuna yansıdı. Adamlar 21. yüzyılda Project New American Century dedikleri PNAC projesinde diyor ki petrol hakimiyetini mümkün olduğu kadar uzun süre devam ettirelim. Çünkü farklı teknolojiler çıkabilir 21. yüzyılda ama devam ettirelim. Çünkü biz petrolü hem kontrol ediyoruz hem de petrol zengini bir ülkeyiz diyor. Amerika bunu diyor. Stratejinin temeli bu. Ve arkasından da diyor ki bunu yapmak için petrolün ana yatağı olan Orta Doğu'yu sürekli kontrolüm altında tutmam lazım. Nasıl tutacağım? Elin arabını nasıl tutacağım? İsrail vasıtasıyla tutarım diyor. Bir. İkincisi ortalığı karıştırarak tutarım diyor. Millete de yuttururum diyor. Arap baharı derim diyor. O bahar diyor tepesine böyle şimşek gibi çöker diyor. Savaş, terör, her şeyi o bölgeye bulaştırmak suretiyle kontrolü elimde tutarım diyor Amerika. PKK bunun ürünü. 1981'de verildi bunun kararları. 1984'te de PKK harekete geçti. Hakeza El-Kaide örgütü, hakeza IŞİD, PYD, İsrail'in yapmış olduğu adeta terörist savaşı. İsrail bir devlet ama terörist devlet demeye başladık. Neden? Çünkü Amerika'nın 21. yüzyıl projesi buna dayalı. Kuzey Afrika'yı, yani Libya'dan başla, Tunus, Fas, bilmem Mısır, her şey dahil. Ama esas petrolün olduğu yer Orta Doğu. Bunu kontrol altına tutacak. İran'ı tutacak. Irak'ı tutacak. Suriye'yi tutacak. Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni tutacak. O bölgedeki bütün ülkeleri, Ürdün'ü vesaire hepsini kontrol altına tutacak. Ve en önemli risk Türkiye. Neden? Türkiye bu bölgeyi 600 yıl yönetmiş Osmanlı döneminde. Aslında Türkiye'ye ait topraklar. Onlardan casuslukla, hainlikle kopartılmış olan bu topraklar 21. yüzyılın zenginliğini temsil ediyor. Musul, Kerkük petrolüyle, Arapların petrolleriyle zenginliği temsil ediyor. Amerika'da diyor ki petrol daha bir 50 yıl dünyaya hakim olsun. Mümkünse 100 yıl hakim olsun. Yeni yüzyılın temel stratejisi petrole dayalı, götürebildiğimiz kadar götürelim. İşte bu tablo içinde oluşturulmuş bir PKK. PKK'yı oluşturan kafa, aynen Fethullah Gülen cemaati deyip de bir terör örgütünü nasıl yarattıysa, nasıl bizim dini duygularımızı sömürerek Türkiye'deki mevcut cemaatlerin Türkiye'nin bir nevi yumuşak karnı olduğunu tespit ederek Amerikalı Fethullah Gülen terör örgütünü yarattıysa, içimize soktuysa, devlet yapımızı bozduysa, aynı şekilde bizim birlikte kardeş gibi yüzyıllardır yaşadığımız Kürt vatandaşlarımızı da istismar etmek suretiyle PKK'yı kurdular. PKK'nın ne kurucusu ne de hedefi Kürtlerin hakkını savunmak falan değil. Ortalığı karıştırmak ve Türkiye'yi kontrol altında tutmak. Yani Orta Doğu'yu karıştıran, Orta Doğu'da Suriye'yi rezil eden, İran'ı tecrit eden, Irak'ı perişan edip 3 milyon insanını öldüren, bugünlerde de Gazze'de bir soykırım gerçekleştiren Amerika Birleşik Devletleri ve onun tetikçisi olan İsrail, PKK'nın da sahibidir. Kimse başka sahip aramasın. Ha gidip Amerika ile anlaşırsanız o başka. O zaman terörü durdurmanın tek şartı Amerika ile anlaşmaktır. Anlaşma niye anlaşsın ki seninle? Der ki Amerika, benim çıkarlarıma hizmet edersen, İsrail'in yanında yer alırsan, benim bu bölgedeki çıkarlarımı koruyacaksan, İncirlik'teki hava üssümün yanı sıra başka üsler vereceksen, benim sömürgem haline geleceksen, ben durdururum. Ben Amerikalı olsam bunu söylerim. Bu da işimize gelmez. Biz bütün bu stratejileri, bütün bu gerçekleri değerlendirerek Türkiye için bazı projeler, bazı öneriler hazırlıyoruz. Bütün siyasetçiler kulaklarını tıkıyor. Bakın birincisi Türk Seddi projesini ben buradan anlattım. Türk Seddi projesi. Türk Seddi demek Türkiye'nin Güneydoğu ve Doğu sınırının tamamına teknolojik bir duvar örülmesi, duvar yapılması. Teknolojik bir duvar. Öyle Çin Seddi gibi kalemale değil. Ha beton tabii ki ama akıllı bir duvar. Kuş uçurtmayacak. Sürekli orayı
yapay zeka ile kontrol edecek. Aşağı yukarı her 200 kilometrede bir yer altında bazı sığınaklara yer verecek. Sınırımızı kontrol altına tutacak. Bırakın PKK'lı teröristin Kandil Dağı'ndan çıkıp Türkiye'ye girip eylem yapmasını. Bırakın yol geçen hanı gibi önüne gelenin geçtiği bir sınırı. O sınır havada sinek uçsa tespit edip yapay zekayla diyecek ki havada bir cisim geldi, 2 milimetre çapında bir sivrisinek. Acaba bu bir sivrisinek ordusu mu deyip karargaha bilgi verecek. Bunlar mümkün. Teknoloji artık bunları getiriyor. Biz haftalardır bilgi çağını anlatıyoruz. Bilgi çağı böyle kullanılır. Öyle sosyal medyada elimize telefon alıp da tık 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 filanla bilgi çağı olmuyor. Bizi şu telefonla esir aldılar. Bilgi çağı adına sosyal medyasıyla bilmem nesiyle haftalardır bunu anlatıyoruz. Devlet bilgiyi nasıl kullanacak onu anlatıyoruz. Birazdan devlet bilgi sistemini anlatmaya devam edeceğim. Önerdiğimiz devlet bilgi sistemini. Vatandaşa hizmet eden, vatandaşa kolaylık sağlayan, devlete tasarruf sağlayan, gerçek tasarruf sağlayan bir bilgi sistemi anlatacağım. Ama önce şu terör meselesini bir yorumlayalım istedik. Bunun birinci şartı sınırları kontrol altında tutan, akıllı, yapay zeka ile yönetilen, 200 kilometrede bir karargahı bulunan ve bir sınır ordusu, Türkiye Silahlı Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir sınır ordu komutanlığı tarafından yönetilen bir set, bir duvar. Sınırını kontrol edemiyorsan teröre açıksın kardeşim. Öyle havaalanından, şuradan, buradan, karayolundan, gümrük kapısından filan kolay geçemezler. Dağdan mühimmatla birlikte geçiyorlar. Herkes gibi. Suriyeli gibi, Afganlı gibi, Afrikalı gibi, PKK'lı da dağdan yürüye yürüye geçiyor. Sınırınızı önce kontrol edin. İkincisi, şu anda bir kanayan yara haline gelmiş olan Türkiye ile Suriye sınırı 560 kilometre. Bakın burada kazara PYD dedikleri PKK uzantısına Amerika bir devlet kurdurursa 560 kilometrelik öyle Kandil Dağı'na benzemez. Ovada bir terör devletiyle karşı karşıya kalırız. Yani Amerika size derse ki ben PKK'yı çekiyorum, tamam. Şuradan birisi bir mesaj versin. Ben PKK'yı çekeceğim. PKK bitti diyecek. Millet de zannedecek ki İmralı'daki konuştu, PKK bitti zannedecek. Ama PKK'nın rolünü PYD'ye üstlendirip Suriye'nin kuzeyinde o 560 kilometrelik Türkiye sınırı boyunca bir devlet kurdururlarsa, bir otonom yapı oluştururlarsa PYD ile, bir terör devletiyle baş edemeyiz. Çok daha büyük belalara gireriz. Şimdiki gibi TUSAŞ'a bomba atarak bilmem silahla bilmem değil. O kadar geniş bir sınır boyunca bir terör devletiyle sınırdaş olmak, komşu olmanın getirebileceği o kadar büyük zararlar var ki tahmin bile edemezsiniz. İşte bunun için biz bilgi sistemlerini, teknolojileri doğru kullanalım. Sabah dedim ya gelirken ve dün işte radyoları, televizyonları izliyorum, gündemi takip etmeye çalışıyorum. Sabah bir radyo istasyonunda Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilk 10 yılında yaptığı sanayi atılımlarını konuşuyorlardı. Profesörler çıkıyor, anlatıyor. Diyor ki, o günün teknolojisiyle Türkiye'de olmayan bir istihdam ve iş gücü savaştan çıkmış. 13 milyon nüfus var, çoğu çocuklar, kadınlar, erkekler ölmüş. 16 milyondan 13 milyona düşmüş. Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı sonrasında. Fabrika kurmayı bırakın, çalıştıracak usta, eleman, mühendis yok. Bütün bu şartlara rağmen gidip Sovyetler Birliği ile anlaşıp hiç borca girmeden, bakın, Nazilli'nin Sümer Bankı'ndan tutun, Karabük Demir Çeliği'ne kadar onlarca fabrikayı kurduran Atatürk mantığı, Türkiye'yi esir etmeden sadece o günlerde Rusya'nın ihtiyacı olan gıda, çünkü dünya gıda krizinde, onlara narenciye göndererek fabrika yaptırmış. Yaptırdığı fabrikalar teknolojinin ötesinde, o günün çağın ötesinde fabrikalar. Bakmayın çivi fabrikası, kumaş fabrikası, şeker fabrikası, demir çelik fabrikası. Diyeceksiniz ki ya ahım şahım teknolojiler. O zaman çok ahım şahım teknolojilerdi bunlar.
Dünyanın en kaliteli kumaşını üretecek en gelişmiş makinaları getirdi, kurdu. Sadece makinayı kurmadı. Bir fabrika yaptı, içinde yüzme havuzundan, efendime söyleyeyim, her türlü sosyal olanağı, kültürel olanağı olan, tiyatrosu olan, sağlık ocağı olan, kreşi olan, ilk öğretim okulu olan, halk eğitim merkezi olan fabrikalar kurdurdu. Burnumuzun dibinde gidin bakın, Nazilli Sümer Bank'a. İçinde bugün dahi Nazilli'de olmayan bir tiyatro salonu var. Bomboş duruyor. İçinde o fabrikanın çalışanlarının kurduğu bir takım koro grupları, müzik grupları, resim grupları, bunların eserlerini sergiledikleri, konser verdikleri salonlar var. Kültürü fabrika ve sanayi ile birlikte getirmiş. Biz bugün teknoloji deyince elimizde telefon, orada MOBESE, efendime söyleyeyim, tepemizde otobanda ceza yazmak için uzaktan kontrol cihazları, boyuna trafik cezası yazan teknoloji bu. Şehirlerimize daha doğru düzgün bir izleme sistemi, bir MOBESE sistemi, sistematik bir koruma ve izleme sistemi dahi kuramadık. Kuyumcunun kamerası, fabrikanın bilmem nesi, villanın kamerasıyla suçlu arıyoruz. Teknolojiyi doğru kullanmıyoruz. Dediğim gibi Türkiye'de bulunan 6 milyona yakın Suriyeli veya 4 milyon neyse, iddia değişik. Bu Suriyelilerin Türkiye'de ne kadar büyük bir sosyal sorun haline geldiğini hepimiz kabul ediyoruz. Dedik ki önce sınır duvarınızı çekin, Türk Seddi'ni yapın, sınırı kontrol altına alın. Bugün PYD'ye devlet kurdurmak istedikleri, bizim yıllardır işgal etmiş olduğumuz, kontrol altına almak için, yanlış anlaşılmasın, biz işgalci değiliz. 30 kilometrelik bir bant var. Büyük bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri kontrol altına almış. Bir kısmı hala PYD'nin elinde. Bir kısmı Özgür Suriye Ordusu diye bir nesne var onun elinde. Bir kısmı da petrol bölgesine yakın kısmı da Rusya'nın elinde. Bu 30 kilometreye 560 kilometrelik şerit boyunca oraya büyük bir sulama kanalı açmak suretiyle, Türkiye'den beslemek suretiyle 6 milyon Suriyeli'yi 560 kilometre boyunca yerleştiren bir yerleşim modeli geliştirdik. Bunun adına Mezopotamya projesi dedik. Bizdeki Suriyelileri gerekirse çifte vatandaşlık vererek oraya götürün, yerleştirin dedik. Yani oraya Amerikalı gidip de dağdaki PKK'lıyı yerleştirip silahı bize doğrultacağına, biz bizdeki Suriyeli'yi götürüp yerleştirelim. O 30 kilometrelik bandı sulu tarım yapılır hale getirelim. Bu projenin hepsini hazırladık. Kanun tasarılarına kadar hazırladık. Ve hesapladık ki 6 milyon Suriyeli orada kişi başına 15 ila 18 bin dolar gelir elde edebiliyor. Türk vatandaşının elde ettiği gelirin iki katı yahu. Yani bunun finansman kaynaklarını, bunun uluslararası onay mekanizmasını, Birleşmiş Milletler'den nasıl geçirileceğini, Astana süreci kapsamında bu projenin nasıl uygulamaya konulacağını, bütün ayrıntılarıyla siyasetçilere anlattık. Bunun yolu bu. PKK'yı, terörü Türkiye'de sonlandırmak istiyorsanız, önce sınırınızı kontrol altına alacaksınız, sonra Türkiye'deki 4 ila 6 milyon Suriyeli'yi o 560 kilometre boyunca yerleştireceksiniz. Eğer bir devlet kurulacaksa, eğer bir otonom yapı elde edilecekse, Türkiye Cumhuriyeti'nin oraya yerleştirdiği o 4 ila 6 milyon kişinin yapacağı bir devlet olacak. Ve onlar Türkiye ile anlaşmalı olacak. Türkiye'nin bir uzantısı olacak. Türkiye'nin hayat verdiği bir ülke haline gelecek. Biz bunun tam tersini yapıyoruz. İnşallah bizim siyasetçilerimiz Amerika ile anlaşıp PKK'yı tasfiye edip PYD'ye orayı teslim etmezler. Lafı burada ben bu hafta için noktalıyorum. Çünkü gerçekten bu çok derin bir konu. İnşallah önümüzdeki hafta bu Türk Seddi projesiyle Mezopotamya projesini birlikte ele alarak size görsellerle birlikte tekrar sunmak istiyorum. Çünkü Türkiye'de kimse hayal görmesin. 45 yıldır devam eden PKK terörünü, bunun uzantıları olan eylemleri, arkamızda bıraktığımız on binlerce şehidi,
bu suretle ortadan kaldıramayız. Bunun izlerini silemeyiz. Gerçekçi olmak lazım. Bu Amerika'nın 100 yıllık projesinde stratejik planının bir parçası. Bunu ortadan kaldırmak için Amerika'yı ya ortadan kaldıracaksınız ya da Amerika ile anlaşacaksınız. Amerika ile anlaşmanın şartlarını az önce söyledik. Bizi teslim alıp esir bir devlet haline getirmek isterler. Biz öyle bir strateji koyacağız ki elimizdeki 6 milyon Suriyeli'den yararlanarak oraya götürüp ağırlığı biz ele geçireceğiz. Yani benim katıldığım bir tek şey var. Türkiye'de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. Ben içinde yaşadım. Ben bu ülkenin içinde yaşadım. Kürt kardeşlerimle o kadar iyi ilişkilerim, o kadar kardeşçe ilişkilerim oldu ki onlara dolduruşa gelip de hiçbir zaman olumsuz bakmadım, ikinci sınıf vatandaş gibi bakmadım. Hep hizmet götürdüm. Hatta benim hakkımda dedikodu yaptılar. Hüseyin Aksu Kürttür, Kürt dostudur, Kürtleri öne çıkardı falan filan. Maalesef bunu da yaptılar. Ama şunu söylüyorum ki Türkiye'de Kürtlerle ilgili tabii ki geçmişte biraz daha sert ve zecri bir bakış açısı yerleştirilmeye çalışılmış. Ama bu yüzyıllarca sürmüş olan kardeşliği zedelemeden değiştirilmiş, değiştirildi. Bugün bir sorun yok. Ufak tefek bazı sorunlar, izler kaldıysa da onlar izale edilir. Ama şunu söylüyorum, PKK denen terör örgütü aynen Fethullah Gülen terör örgütü gibi, FETÖ örgütü gibi Amerika'nın kontrolündeki bir çirkin bir örgüttür. Kürtlerle ilgisi yoktur. Nasıl Fethullah Gülen'in dinle, imanla, İslam'la, Müslümanlıkla, ibadetle alakası yok idiyse PKK'nın da Kürt'le, Kürtlük'le, Kürt vatandaşlarımızla hiçbir ilgisi olmadığını söyleyebilirim. Şimdi gelelim biz tekrar konumuza dönelim. Teknolojiyi hep atıf yaptık. Ekrana alabilirsek yansıtmayı arkadaşlar. Biz Türkiye'de bakayım yansıtmada bir sorun var mı? Evet, yansıtma gitmiş. Evet, şimdi şu anda yansıtmamızı tekrar aldım. Evet. Şimdi buradan geldiğimiz nokta şu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bilgi çağının teknolojilerini en iyi kullanan, bütün dünyanın önüne geçen bir devlet olabilir. Neden? Ya biz çok yetenekliyiz, hepsinden iyi yaparız filan anlamında değil. Bütün dünyada, bilgi çağında bilgi dünyasını bir takım tekeller ele geçirmiş. Yine onun da arkasında üst akıl dediğimiz Yahudi sermayesinin olduğu söyleniyor. Ama Amerika'nın o uluslararası, önce kapitalizm, sonra da emperyalizm diye isimlendirdiğimiz o zihinleri işgal eden politikaları bilgi çağına da hakim olmuş. Nereden belli? 40 kere söyledik, bir daha söyleyelim. Bir cep telefonuyla, bir laptopla, bilmem neyle bizim bütün dünyamızı satın aldı. Biz de zannediyoruz ki bilgi çağı bu. İşte düğmeye basacaksın, uzaktan fırını açacaksın, kapıyı açacaksın filan. Yani uzaktan kontrol sistemleri, bilgi sistemleri sosyal medyadan ibaret zanneden bir ülke haline geldik. Halbuki bizim ruhumuzu satın alıyorlar. Bizim kimliğimizi, kişiliğimizi vesaire hepsini satın alıyorlar. Bunu söylüyorum. Türkiye bunları önünü alacak şekilde bir bilgi dünyası yaratabilir. Bunun adına biz devlet bilgi sistemi diyoruz. DENBİS. İlk bunu rahmetli nurlar içinde yatsın Sayın Erbakan, başbakan olduğu zaman beni davet etti. Bize bir danışmanlık görevi verdi. 1997'de başladık. Devlet bilgi sistemi çağdaş olarak 21. yüzyılda Türkiye bütün dünyanın önüne nasıl geçer? Devlet bilgiyi, bilişimi, bilgi çağını nasıl uygular? Bunlar üzerinde araştırma yaptık. Ya 25 seneyi geçmiş. Hala daha konuşuyoruz. Hala daha abuk subuk işler yapılıyor. E-Devlet diye bir şey çıkardılar. Çorba gibi. Her ucu bir tarafa gidiyor kardeşim. E-Devlet var diye personel sayısı mı azaldı? Hayır. Tebligat sistemi mi azaldı? Hayır. Kağıt mı tasarruf ettik? Hayır. Sadece bir kargaşa yarattık. Giriyorsun çıkamıyorsun, çıkıyorsun giremiyorsun. Entegre değil.
Bu bilgi o bilgiye ulaşmıyor. Hastanede bebek ölüyor. Onu takip eden bir sağlık bilgi sistemi ulusal düzeyde olmadığı için, onu izleyen bir yapay zeka programı da olmadığı için olağanüstü bir durumu kimse tespit edemiyor. Belli hastanelere, bütün ambulanslar oraya çalışıyor. Sağlık Bakanlığı'nın haberi yok. Ya bunlar kolay. Bir sağlık bilgi sistemi birazdan anlatacağız. Bir yapay zeka. Hangi hastane üç kağıt yapıyor? Yapay zeka sana ihbar eder ya. Der ki burada olağanüstü bir durum var. Burada bir kargaşa var. Burada bir pislik var. Burada bir cinayet var. Bunların hepsini şu bilgisayar denen alet, bilgi teknolojileri çözer. Bunu doğru kullanırsanız çözer. Yoksa ekranda MR sonucuna bakıyormuş doktor da bilmem neymiş de hastaneye gittiğin zaman açıyor senin sağlık sicilini. Bizde MR çektirmişsiniz, bizde stent taktırmışsınız, o bilgiler var bilgisayarda. Buna çocuk oyuncağı derim ben. Bilgi sistemi bu değil. Bilgi sistemi devasa, çok hızlı, aşağı yukarı Google'ın hızında, ona göre depolanmış, ona göre server sistemleri, bulut sistemleri kurulmuş ama entegre. Bir vatandaşın bir tane TC numarasını girdiğiniz zaman vatandaşla ilgili bütün bilgilere erişilebilen bir bilgi sisteminden bahsediyoruz. Bunu temsil eden bir tane belge var. Türkiye cüzdanı. Türkiye cüzdanı, geçen hafta da anlattık, bir kimlik belgesidir, bir cihazdır. Cep telefonu yarısı kadar ölçeğinde bir cihaz, senin kimlik belgen. Bunun bir özelliği var, saat biçiminde de olabilir, çocuklar için biraz daha küçük olabilir vesaire. Yani bebek doğduğu andan itibaren nasıl nüfus cüzdanı çıkartılıyorsa, burada da Türkiye cüzdanı çıkarılıyor elektronik olarak. Belli bir süre, aşağı yukarı 7 yaşına kadar tamamen velisinin kontrolünde oluyor. 7 yaşından sonra kısıtlı olarak çocuğa o kimliği kullanma hakkı veriliyor. 7 ile 13 yaş, yani teenage dediğimiz yaşa gelinceye kadar farklı bir uygulama var. 13 ile 18 arasında farklı bir yetki uygulaması var vatandaşta. 18'den sonra artık reşittir, kimliğini bütün özellikleriyle kullanabilir hale geliyor. Bütün bunları kanun tasarısına yazdık, çizdik. Bu cihaz böyle bir cihaz, böyle bir kimlik. Bu kimlik sizin bütün işlevlerinizi, bütün işlemlerinizi, doğrudan doğruya devletle olan bütün ilişkilerinizi bu cüzdan üzerinden, bu elektronik cihaz üzerinden yürütüyor. Şimdiki gibi araya girdik, simüle ettik, bilmem ne bakanlığının sitesini taklit ettik, seni dolandırdık. Bunlar yok. Bilginin güvenliği denen sistem bugün e-devlette de yok, hiçbir şey de yok. İnsanlar her gün yüzlercesi dolandırılıyor. Daha dün haber oldu. Açıyorlar, diyorlar ki senin SSK'da efendim sigortalılığın varmış. Haricen sigortalı olunabiliyor ya. İşte oraya borcun varmış. Sana diyor pazartesi günü ne kadar diyor 1600 lira gönderirsen diyor indirim yapıyoruz diyor. Bir giriyorsun bakıyorsun SGK'nın sitesi ya. Devlet şifrenizi girin diyor. Bilmem ne diyor. Senin bütün şifreni de alıyor. Bilmem neyini de alıyor. Devlet zannediyorsun, giriyorsun. Parayı gönderiyorsun, bir bakıyorsun ki ortadan kayboluyor, dolandırıcı. Ya böyle bir e-devlet ben istemiyorum arkadaş. Ben dün UYAP'a girmeye kalktım, takıldım kaldım. Açmıyor, bazen saçmalıyor, dosyanın içinden başka bir şey çıkıyor. Yani bunları hep anlattık geçmiş programlarda. Bilgi sistemi nasıl kurulur? Bir, bilginin depolanması çok güvenli olacak. Yedekli olacak. Yangın çıkar, bomba düşer vesaire. Yok olmayacak. İki, bilgiyi üreten kişinin ehliyeti, sertifikası, bilgiyi üreten ve bilgisayara giren kişinin nasıl kontrol edeceği, o bilginin doğruluğunu nasıl teyit edileceği, o bilgiye üç, erişim, herkes erişebilecek mi? Hangi bilgiye kim erişecek? Bütün bunlar kanunda düzenlenecek. Bunun adına Devlet Bilgi Kanunu diyoruz. Bütün bunları yöneten birime de Devlet Bilgi Bakanlığı diyoruz. Devlet Bilgi Bakanlığı'nın kuruluş kanunu hazırladık. 300 küsur maddesi var. Devlet Bilgi Kanunu hazırladık, 600 küsur maddesi var. Bütün bilgi suçlarından tutun, bilişim dünyasında uyulması gereken, demin saydığım depolama, bilgi girişinin sağlıklı olması, güvenlik, bilgi güvenliği ve erişim.
Arkasından da bilgiye karşı vatandaşın hakları, yargı güvencesi, bütün bunları sağlayan bir bilgi sistemi. Devlet sonuçta size şöyle bir kart verecek. Kart diyorum, cihaz verecek. Bu sizin kimliğiniz doğuştan itibaren. Doğuştan itibaren o ölen bebeklerin bütün filmleri bilmem ne sonra sağlık siciline girecek arkadaş. Bir insan hayata geldiği andan itibaren devlet onun bilgisini, hatta dünyaya gelmeden önce de annesinin sağlık sicili üzerinden çocuğun bilgilerini toplamaya başlayacak. Hamilelik dönemindeki bütün testler vesaireler, şunlar bunlarla. Doğduğu andan itibaren çocuğun bir sicili olacak. Bir, nüfus sicili olacak. İki, sağlık sicili olacak. Çocuğun henüz eğitim sicili, ticaret sicili, tapu sicili falan yok, bebek. Ama sağlık siciliyle başlayacak. O sicil olsaydı o çocukları kimse o hastanelerde ölüme terk edemezdi. Şimdi bu cihazı tanıtmaya başladık. 4 haftadır lafı uzatıyoruz uzatıyoruz. Bir türlü bu Türkiye cüzdanı dediğimiz bu cihazın tanıtımını yapamadık. Bugün aşağı yukarı 20 dakikamız var. Bunu tanıtıp bitirelim artık. Açılış ekranını görüyorsunuz. Bu cihazı elinize aldınız. Açılışta şöyle bir ekran geliyor size. Sizin fotoğrafınız var. 5 yılda bir fotoğraf siliniyor otomatikman. Program öyle. Siz yeniden fotoğraf yüklüyorsunuz. Yani güncel fotoğrafınız var. Sağda solda gösterdiğiniz zaman sizi neyle tanıyorlar? 1 fotoğrafınızla, 2 oradaki kare kod kodunuzla. 3 iris göz izinizle tanıyorlar. Bu cihaz bir kimlik sinyali yayınlıyor. Sizin kimliğinizi sinyal olarak yayınlıyor. Bu kimlik sinyali vatandaşın grubuna göre belli bir menzili var. Mesela sabıkalı olanların menzili biraz daha uzun. Ya bunlar insan haklarına aykırı falan demeyin. Bakın. Bunlar zaten var. Hepimizin kimlik sinyali var. Şu cep telefonda benim kimlik sinyalim yayınlanıyor. Benim koordinatımı şu anda burada program yaptığımı birileri biliyor. Kim? Devlet mi? Devlet değil. Öbürleri biliyor. Üst akıl biliyor. Benim parmak izimi biliyor. Benim vücut ısımı biliyor. Belki şekerimi biliyor ya. Tansiyonumu biliyor adam ya. Her şeyi biliyor. Devlet bunları alsın, böyle bir cihazın içinde toplasın dediğin zaman aman insan hakları falan demeyin bana. Bunun insan hakkıyla ilgisi yok. İnsan hakkıyla ilgisi şöyle var. İnsanların hakkını korumak için devlet bu bilgilere muhtaç. Yani benim elimdeki cihaz bir kimlik sinyali yayınlıyorsa, artık polisin gece yarısı bir kafeye girip de kimlik kontrolü yapmasına gerek yok. Sokakta dolaşırken şehir içinde kurulmuş olan güvenlik sistemi seni kimlik sinyalinden algılayarak kaçak mısın, göçek misin, hapishane kaçkını mısın, mahkum olduğunda kaçak mı yaşıyorsun veya ihsarlısın, mahkemede şahitsin, gitmedin. Bütün bunları şehirde yaşayan her insanı mobese sistemi gibi tespit ediyor, seni uyarıyor. Diyor ki kardeşim bak sen diyor Aydın'a geldin, şurada adliyede bir şahitliğin var, git orada teslim ol. Aksi halde senin koordinatını bildireceğiz, polis gelip seni alacak. Veya adam cinayet işlemiş, kaçmış, mahkum olmuş, çok öyle her gün yakalanıyor, 10 sene sonra yakalandı diyor. Yani kimlik sistemi, otobüsleri durduruyorlar, tık 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 jandarma. Yarım saat milletin kimliğine bakıyor, suratına bakıyor, herkes geriliyor. Yani Batılılar böyle bir şeyle karşılaştığı zaman şaşırıyor. Yani nasıl bir devlet ya diyor. Yolda çevirdiler otobüsü diyor. Üniformalı adamlar geldiler diyor. Bunlar garip geliyor. Bunlar çağdaş şeyler değil ama kimlik sinyali bunun hepsini çözüyor arkadaş. Birinci özelliği kimlik sinyali. Şimdi menüyü açtık. Menünün tıkladık, ana menü geldi. Geçen hafta da anlattık. Ana menü de şudur. Herkesin anlayabileceği bir menü sistemi. E-Devlet'e bugün girin, neredeyse doktora tezi yapmanız lazım onu kullanmanız için. Ya bir UYAP'a girin, bir bilmem nereye girin. O kadar çok tuş, bilmem ne, şu bu filan var ki şunu sorgula, bunu sorgula. Genellikle de tıklayacağınız, basacağınız yeri öyle bir gizli köşeye koyuyorlar ki anlamak için beyniniz patlıyor. Ya bizim eğitim seviyemiz belli. Bugün bir çiftçi kayıt sistemi var. Onu cep telefonundan yapmak için adam uğraşıp duruyor. Dolayısıyla basit olacak. Bakın burada 4 tane kocaman tuş var. Baş parmağımdan daha büyük tuşlar.
Bir tanesi vatandaş gönderileri. Yani devlete ne dilekçe göndereceksen buradan göndereceksin. İster yaz, ister tuş klavyeyle gönder. İstersen scan et, fotoğraf kodunda gönder. Bunu devlete gönderebiliyorsun. İkincisi, devletin sana yapacağı bütün tebligatlar. Her şey. Devlet sana ne bildirmek istiyor? Artık tebligat kanunu kalmıyor. Kapıya gelip postacı şunu tebliğ ettim, bilmem ne yaptım. Noterden ihtarname geldi, efendime söyleyeyim mahkemeden celp geldi, icradan bilmem. Hepsi vatandaşın bütün tebligatları bunun üzerinden yapılacak. Reşit olmayanların statüsü ayrı. Dediğim gibi 0 ile 7 yaş arasındaki kimlik belli fonksiyonları var. 7 ile 13 yaş arasındaki belli fonksiyonları var. 13-18 arasında belli fonksiyonlar var. O kimliği kim kullanacak, ne kadar yetkisi olacak? Bütün bunlar kanunda tanımlanmış. 18 yaştan sonra da tam olarak sen sorumlusun. Üçüncü menü vatandaş sicili. En önemlisi bu. Vatandaşın devletle ilişkilerindeki bütün bilgi grupları birazdan göreceğiz. Bu tuşla ulaşılacak. Dördüncüsü ise ülkeyle ilgili, devletle ilgili, vatandaşın öğrenmek istediği ne varsa bu dördüncü tuşta. Şimdi biz birinci tuştan girdik. Vatandaş gönderileri diye. Burada da 4 temel grup var. İtirazlar ve dilekçeleri birinci gruptan, yargıya yapacaklarını ikinci gruptan, şikayet ve ihbar mahiyetinde ise üçüncü gruptan, dördüncü gruptan da devletle, belediyeyle ilgili her türlü ödemenin yapılacağı bir sistem. Ha, bu ödeme sisteminin bir arka yüzü var. Devlette senin bir cari hesabın oluyor. Anlatabildim mi? Bugün benim KDV'den alacağım var. Öbür tarafta emlak vergisi borcum var. Ya birbiriyle hiç alakası yok. Veya belediyeden istimlak param var, alacak. Su param var, borç. Cari hesabımı görüyorum. Devlet diyor ki, vergi idaresi açısından ve SGK açısından senin bir cari hesabın var. Bir de yerel yönetim açısından bir cari hesabın var. Orada satır satır bütün borçlarını, alacaklarını aç gör kardeşim. Su parası şu ay şu kadar gelmiş, borçlandın. Şuradan şu kadar alacağın çıkmış, alacaklısın, onu oradan kesiyorum gibi. Kredi kartı usulü gibi. Kredi kartlarınızda nasıl bir döküm çıkıyor ya aylık. Orada yatırdığınız paralar artıya yazılıyor. Harcamalarınız eksiye yazılıyor. Devlet de bunu uygulayacak. Kamu ödeme sistemi tamamen değişiyor. Düşünün ne kadar pratik bir hale geliyor. Ve tek bir hesaba götürüp kamu borcunuzu yatırıyorsunuz. İstediğiniz kadar, aynen banka kredi kartı sistemi gibi işliyor. Belediye de ayrı, genel idare de ayrı. 1.000 liram var, gideyim ya şunu yatırayım diyorsun. Götürüyorsun, genel idareye yatırıyorsun. O vergi borcundan, SSK borcundan, başka borcundan, şundan bundan siliniyor. Cari hesap var. Kredi kartı düşünün. Kredi kartındaki gibi düşünün. Bu kadar pratik, bunun ne kadar büyük bir tasarruf sağlayacağını gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz? Vergiler konusunda, SGK, sosyal güvenlik konusunda, devletin diğer ödemeleri, trafikti vesaireydi, şuydu buydu, bütün bunlarda on binlerce insanı tasarruf eder. On binlerce taşıtın gidip gelmesini önler. O tebligatlar, bilmem neler, ödeme emirleri, icra işlemleri, bunların hepsini ortadan kaldırır. Yani ha diyeceksiniz ki kredi kartı gibi vatandaş devlete karşı batık duruma düşebilir mi? Düşer. Borçlu duruma düşer. Onun da bir asgari ödemesi vardır, ödeyemez. Devlet ne yapar? Gel kardeşim yapılandıralım der. Devlet bunu bir sosyal amaçla da değerlendirebilir. Batık vatandaşları bu 1/4 kamuya ödemeler tuşundan devlet görür. Ya bu adamda bir naçarlık var, ödeyemiyor. Gider, sosyal hizmetler ve belediyenin sosyal kolu gider, adamın derdin ne diye sorabilir. Devlet böyle olacak ya. Bilgi sistemi böyle olacak. Bakın bir ödemeden çıktık. Bir tuşla devletle ilgili bütün ödemeleri, genel idare ayrı, belediye ayrı dedik. Bu ödemeleri bankaların kredi kartı dökümleri gibi bir sisteme bağladık. Buna cari hesap diyoruz. Oraya vatandaş istediği gibi para yatırabiliyor. Onun bir asgari ödemesi var devlete borçlanmanın. Bu kadar esnek bir sistem kurduk. Buna rağmen batık duruma düştüğü zaman devlet diyor ki bu bir sosyal hizmete dönüşüyor. Kapını çalıyor diyor ki
Ne sorunuz var? Ödemenizi yapamadınız. Bizim yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Adam diyor ki, ben kaza geçirdim, işten atıldım. Maaş alamıyorum. O zaman devlet diyor ki, tamam, biz senin borcunu erteleyelim. İş buluncaya kadar. İş bulmana yardımcı olalım. İşte devlet böyle olacak ya. Yani ekonomik ilişkide devlet tepesine çöküp çöküp, trafik cezası var, mahkeme harcı var, vergi var, algı var. Ya Sayın Mehmet Şimşek artık neremize el atacağını şaşırdı ya. Sokaklarda trafik polislerimiz artık ceza yazmaktan bıktı. Diğer kurumlarda idari para cezası için bütün devlet memurları harekete geçti. Basın cezayı da devlete para girsin. Ya böyle devletçilik olmaz. Devletle vatandaş arasındaki parasal ilişki burada anlattığımız gibi devlet bilgi sistemi içinde izlenebilir bir sisteme dönüşecek, esnek bir sisteme dönüşecek, tasarruflu bir sisteme dönüşecek ve şıkır şıkır yürüyecek. Şimdi vatandaşa tebligatlar ikinci menü. Orada resmi tebligatlar, yargısal tebligatlar, bir de fatura ve ödeme emirleri. Cari hesap dedik ya ödemeler kısmında bir önce. Burada da faturasını ve ödeme emrini gönderiyor devlet. Sen orada görüyorsun. Yeni diyor tak bir şey çıkıyor. Diyor ki emlak verginin süresi geldi. Şurada trafik cezası yedin. Şurada idari para cezasına muhatap oldun. Şurada senin hakkında bir icra dosyası açıldı diye bütün tebligatları buradan yapacağım. Öyle postacı kapıma geldi, beni bulamadı. Efendime söyleyeyim götürdü muhtara bıraktı. Muhtarlarda böyle dosya dolusu tebligatlar. Muhtar şaşırıyor nasıl dağıtayım. Haksız. Adamın haberi yok. Muhtar baş edemiyor. Tebligat yapılmış sayılıyor. Olmayan borç kesinleşiyor. Bunu istismar edenler var. Bakın sizin hakkınızda hiç borcunuz yokken icra dosyası açsınlar. O icra dosyası size tebliğ edilsin. Bir hafta içinde itiraz etmezseniz borcunuz yokken borçlu duruma düşüyorsunuz. Hukuken evinize hacizle gelebiliyorlar. Mallarınızı haciz edebiliyorlar. Evinizi, arabanızı haciz edip sattırabiliyorlar. Hiç borcunuz yokken. Mevcut sistem böyle. Mevcut sistemde tebligat, tamam tebligat yapılınca ya benim böyle bir borcum yok der vatandaş. Ya gider birisine danışır, o da der ki git hemen itiraz et. İtiraz edersen duruyor. Ama tebligat sistemi öyle bir şey ki sen o gün evde yoksun, muhtara bırakmışlar, haberin yok. Kapıya bir tane etiket asmak zorunda, etiket de düşmüş. Apartmanda, kapıda etiketi çocuğun biri almış gitmiş, haberin yok. Olmayan borcunun icra tebligatı sana yapıldı. Ne yapacak? Kaldı mı ortada? Hiç borcum yokken borçlu duruma düşürüyor devlet. İşte onun için bu fatura ödeme emirleri, iki nolu menünün üç nolu başlığı. Şimdi gelelim vatandaşın siciline. Bu çok önemli. Burada 18 tane sicil var vatandaşın. Bunlar zaten devlette var birbirinden kopuk. Biz bunların hepsini entegre ediyoruz. Bir, nüfus siciliniz. İki, trafik siciliniz. Üç, pasaport siciliniz. Dört, evlilik siciliniz. Medeni hal yani. Beş, ikamet siciliniz. Mernis dediğimiz sistem. Bu daha hala kurulamadı Mernis. Altı, seçmen siciliniz. Yedi, eğitim siciliniz. Bütün diplomalarınız nerede okudunuz? Ya Türkiye'de hala koskoca Cumhurbaşkanı diploması tartışılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diploması tartışılıyor. Şeffaf değil ki. Yani saldım çayıra, Mevlam kayıra. Devlette kayıt kuyut bilmem ne, Allah bilir nerede. Dolayısıyla böyle bir sistem kurduğun zaman her şahsın kendi erişebileceği eğitim sicili olacak. Sen orada bütün okullarda aldığın dersler, karnelerin, notların, hangi öğretmenden aldığın, hatta o sınıftaki sınıf arkadaşlarına kadar görebileceksin. Eğitim sicili böyle bir sicil. Zor bir şey mi? Çok da kolay. Giriyorsun diyorsun ki ben 70 yaşındayım arkadaş. 11 yaşındayken ilkokul 5. sınıftayken sınıf arkadaşlarımı göreyim diyorsun, tak görüyorsun. Öğretmenimi göreyim diyorsun, görüyorsun. Karnemi göreyim diyorsun, görüyorsun. Diplomamı göreyim diyorsun, diyorsun, görüyorsun. Okuduğun ders kitabının efendime söyleyeyim yazarından tut bilmem nesine kadar eğitim sicili böyle bir şey. Ha gittim güvenlik sertifikası aldım. Eğitim aldım. Özel eğitimler aldım. Bilmem ne aldım. Sertifikalı eğitimler var. İşte operatörlük kursu aldım. Bütün bunlar senin eğitim sicilinde gözüküyor ya. Devlet bunu görüyor tek bir yerden. Sen de görebiliyorsun. Sağlık sicili çok önemli. Entegre bir sağlık sicili. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki
yaşayan herkesin, buna yabancılar da dahil, henüz vatandaş olmamış sığınmacılar da dahil, herkesin bir merkezi sağlık sicilinin olduğunu düşünün. Her gittiğiniz hastanede o sizin cihazınız var ya, Türkiye cüzdanı, kare kodunuzu geçiriyorsunuz, sicilinizi doktor görüyor. Hangi hastanede, hangi filmi çektirmişsiniz, hangi tedaviyi görmüşsünüz, hangi ameliyatı olmuşsunuz, en son tahlillerinizin sonuçları nedir? Bütün bunlar Türkiye genelinde erişilebilir şekle geliyor. Sağlık sicilinin bir başka özelliği, konsültasyon özelliği var. Sağlık sicilinin bir hasta açısından, yani vatandaş açısından kullanımı var. Bir de sağlık personeli tarafından kullanımı var. Sağlık personeli sizin sicilinize erişebiliyor. Hepsi değil. Ama doktorunuz erişiyor. Doktorunuz eriştiği zaman köydeki bir sağlık memurumuz, bir hemşiremiz, doktor yok diyelim, bir sağlık ocağı var, doktor da izinli. Girdiği zaman senin sağlık siciline her şeyi görüyor ve en yakın bağlı olduğu hastane grubundan destek alabiliyor. Online. Görüntülü olarak konuşuyor. Hasta burada, doktor orada. Acil bir durumda ne yapacağını biliyor. Ya bu kadar basit. Bakın UYAP'ta sepsis diye bir sistem kurduk. Uzaktan avukat Kuşadası'na mahkemeye gitmeden Aydın'dan, Baron'un odasından duruşmaya katılıyor. Bunlar artık teknolojiyle mümkün. Aynısını hastanelerde de yapabilirsiniz. Ha, uzaktan tedavi olur mu? Uzaktan teşhis olmaz. Ama zorunlu hallerde uygulanabilmeli. Köyde acil bir durum oldu. Tak, köydeki hemşire veya sağlık elemanımız merkezdeki hastaneye ulaşıp oradan konsültasyon alabilmeli. Bütün bunları sağlıyor bu sicil. Hakeza adli siciliniz, iç güvenlik siciliniz. Adli sicil sabıka kaydıdır. İç güvenlik sicili sabıkanıza henüz geçmese de karıştığınız bütün olayları biriktirir. Vergi siciliniz, sosyal güvenlik siciliniz, ticaret siciliniz. Bütün bunlar var zaten. Ama kopuk. Yani ticarette nerede ne şirket kurmuşsun, senin bütün ticari geçmişin hepsi orada olacak. Mülkiyet siciliniz, ne kadar tapu var, ne almışsın, ne satmışsın, hepsini görebileceksin. Ya ben malum yani çok sayıda tapu sahibi olmuş bir insanım. Geçmişte aldığım, sattığım tapuları bilgisayarımda tutmasam, yani bilmiyorum, hatırlayamıyorsun. Kaça aldım, kaça sattım, kimden aldım, hepsini görebiliyorsunuz. İş ve çalışma siciliniz, kredi siciliniz, bunların hepsi önemli. Bir de sosyal bir puan çıkacak size. Nasıl bankaların kredi puanı var ya, bütün bunlardan yapay zeka ile bir sosyal puan çıkacak. Bu çok önemli. Yani vatandaşın sosyal puanı, vatandaşı fişliyorsunuz demeyin. Bunlar sabit, son derece somut, son derece bilimsel kriterlere göre yapılmış bir puanlama sistemi. Ben zenginim, ben her şeyi yaparım. Zaten var statü dediğimiz bir şey. Araba, altıma Maserati araba çektim, benim sosyal seviyem yüksek. Öyle bir şey değil. Devlet sana öyle bir sosyal puan verecek ki gerçekten ne kadar doğru bir insansın, ne kadar doğru bir vatandaşsın, o sosyal puanını da devlet görecek. Ha başka kimse göremeyecek. Zorunlu hallerde, yargıda margıda belki kullanılabilir. Bir de biyolojik siciliniz var. DNA'nız, parmak iziniz, göz iziniz, yani iris iziniz. Bunlar da devlette kayıtlı olacak. Arşivinde kayıtlı olacak. Vatandaş sicili anlat anlat bitmez. Şimdi en son kısma geliyorum. Bir dakikamız var. Burada da bütün ülkenin coğrafi bilgilerini, idari bilgilerini ve genel iletişim dediğimiz bir bölüm var. Şimdi coğrafi bilgiler ülkenin tamamının bilgileri. Buradan girebiliyorsun. Topografik haritaya, kadastro haritalarına, imar planları, kentsel altyapı, yol ağı, navigasyon, binaların dış cephesi, depremsellik, faylar, ulaşım, ulaştırma, kültür ve tabiat varlıkları, jeolojik yapı, zirai yapı, bitki örtüsü, toprak vasfı, orman haritaları, vahşi yaşam ve doğal yaşamla ilgili bilgiler, madenler, sulama ve hidroloji bilgileri, meteoroloji bilgileri, güneş ve rüzgar. Bak hepsine ulaşabiliyorsun bir yerden, bütün Türkiye'ye. Topografik haritalar, kaç ölçekli istiyorsun? Böyle ayrıntılı, kadastral haritalar, bakın imar planları, kentsel altyapı, hızlı hızlı geçiyorum çünkü vaktimiz yok. Depremsellik, fay, bütün bunlar bu sistemin içinde yer alıyor. Bunun dışında
Bunun dışında idari bilgiler var. Bakanlıklar, valilikler, mevzuat, belediyeler, TÜİK verileri, siyasi ve seçim verileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi verileri, bütün bunları genel iletişim dediğimizde işte burada bunu haftaya bırakalım. Bu çok önemli. Buna bir program yaparız. Çünkü bu sosyal medyanın Türkiye'ye mahsus bir sosyal medyadan bahsedeceğiz. Bakın lakırtı. Lakırtı dediğimiz ne olsa gerek bugünkü Twitter'ın veya X dediğimiz sistemi karşılıyor. Haftaya bizi izlemeye devam edin. Bugünlük bu kadar. Tekrar.